Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vel ma'neviyyetu minha adedani. Vel ma'neviyyetu, yani amili maneviler, minha, o 100 taneden olan amili maneviler, adedani, yani amilani, iki kısma ayrılıyorlar. İşte adedani aslında ilm-i hesapta kullanılan bir istilahtır. O yüzden onu yine amilani dese daha hoş olur. Vel maneviyyetu, yani bu el maneviyyetu sureten mübtedadır. Ama hakikatte ise sıfattır. Mahzuf bir mübtedaya, yani vel avamilul maneviyyetu. O mahzuf mübtedada, o da el avamiludur. İşte o el avamilu mübteda hakikatte. Bu el maneviyyetu ona sıfattır. Ama sureten ise bu el maneviyyetu kendisi mübtedadır. Minha, bu mini teb'id olduğunu söylemiştik. Harfi cerdir, teb'id içindir. Ondan sonra minha, o ha ise dedik damirdir. Ondan sonra fetha üzerine mebnidir. Eğer ki desek ki o elif damiri müzekker ile damiri müennes arasında fark olarak gelmişse, o zaman bu ha damiri fetha üzerine mebnidir. Fakat eğer desek ki minha, o ha'daki o elif kelimenin aslındandır desek, o zaman bu ha damiri sükun üzerine mebni olmuş oluyor. Min harfi cer, ha da mahallen mecrur, car ve mecrur mutallaktır. El hasiletu ve sıfat yapıyoruz el maneviyyetu ya. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Bir de şöyle de yapabiliriz. Minha car ve mecrur mutallaktır. Kad haselet veya ta hasileten hal yapabiliriz. El maneviyyetunun kendisine. Sibeviye göre. Tabi el maneviyyetunun kendisi hal yapabiliriz. Eğer ki el maneviyyetudaki o ya, ya-i mazdari olursa. Veyahut da o minha car mecrur mutallaka kad haselet hasileten hal yaparız. Bu sefer el maneviyyetunun kendisine değil de el maneviyyetunun içindeki müstetir olan damire, yani o hiye için hal yaparız. Tabi bu da eğer ki o el maneviyyetu oradaki ya, ya-i nisbet olursa, ism-i mensub yası olursa bu şekilde yapabiliriz yani ya, tamam. Bunları zaten hepsini söylemiştik önceden, tekrardan daha pekişmesi için tekrar ettik. Adedani ise haber oluyor el maneviyyetu için ve bu adedani tesniye olduğu için rafasi elif iledir. Şimdi burada bakalım ne diyor. Diyor vav atifeye mebniye lafza fetha. Vav harfi atıftır. Lafza fethesi mebnidir. Ondan sonra el maneviyyetu ismeki müfredi marife. Müfredi marife bir isimdir. Sebep ada tarifi. Elif lamdan dolayı marifedir. Lafza marifu rafa abdamme. Bu okum mübtedaya el maneviyyetu mübtedadır. O minha car mecbu. Bak uzatıyor da uzatıyor. Halbuki bak bu var ya. Vel maneviyyetu minha adedani. Bu metni söyleyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki tubzan terkiba vel maneviyyetu minhai misli terkiba fel lafziyetu minhai rasen birasin. Sonra adedani, oraya geçeceğiz. Bak buradan ta adedaniye kadar tamamen tekrardır. Bir de öyle geniş de almamış diğerleri gibi, öncekiler gibi. Mesela bak vel maneviyyetu minha adedani, bir öncekine bak vel kıyasetü minha sebata amile. Orada bak ne kadar güzel yapmış. Demiş tubzan terkiba vel kıyasetü minhai misi terkiba fessematü minhai. Bunun terkibi aynı onun gibidir. Direkt sebatüye geçiyor. Direkt haberden başlıyor anlatmaya. Çünkü buraya kadar hepsi aynıdır. Önceden geçmiş. Mesela bak bir ondan da bir öncekisine bakalım. Mesela bak fessemaiyetü minha ahadun ve tis'une amilen. Bak ne diyor? Tubzan terkiba fessemaiyetü minhai misli terkiba fellafzutu minhai rasen bir rasin. Sonra ahaduna geçiyor. Bak fessemaiyetü minha
Bunun tekibi öncekinin aynısı gibidir. Yani fel lafzu minha gibidir. Ondan sonra mesema'iyyetun ve kıyasetun mesela. Orada da diyor tubzan terkiba sema'iyyetun ve kıyasetun misli terkiba lafzu manaviyetine ya ra'sin bir ra'sin. Ha, bir öncekisine bakalım. Artıdan bir öncekisi fel lafziyetu minha ala darbeynidir. Orada bak fa'yı geniş geniş anlatmış. El lafziyetu geniş geniş anlatmış. Ondan sonra minha'yı geniş geniş anlatmış. Ala darbeyn. Bak hepsini geniş geniş anlatmış. Bu diğerlerini ise artık tekrar etmenin bir anlamı yoktur. Bu diğerlerini sadece hamledeceğiz. Diyeceğiz bunun terkibi de öncekinin terkibinin aynısıdır. Yani tekrardan alıp anlatmanın bir anlamı yok yani ya tamam. Bir faydası yok bize. Vel ma'naviyetu minha adedani. Bu metindir. Biz diyeceğiz ki tubzan terkiba vel ma'naviyetu minha misli terkiba fel lafzetu minhaya veyahut da misli terkiba vel kıyasetu minhaya. Tamam. Bir öncekisi. Ra'sen bir ra'sin. Ondan sonra adedane geçeceğiz. Benim daha aksar öncekilerine de daha münasip olur yani bu şekilde yaparsak. Daha kısa daha yani müfit olur. Çünkü burada tekrar etmenin bize bir faydası yok. Mesela bakalım nasıl yapmış. Bak uzatmış da uzatmış. Vav atife mebniye lafzı fetha. El maneviyetu ismeki müfedi marifeye. Sebep adadı tarifi. Lafza marfu raf'a bi damme. Bu okum mübtudaya. Minha car mecu zarfe müsakkare. Müteallakı bi ismi faaleki marife vaya. Ku el hasiletu ve mahalle marfu bi damme. Bu okum sıfatı cibu mübtudaya. Yan müteallakı bi kad hasilet vaya. Yan bi hasileten vaya. Bu okum hale cibu mübtudaya. Bak bazı eksiklikler bırakmış, hepsini zikrememiş. Mesela öncekisinde min üzerinde ayrı durmuştu, mini ayrı anlatmıştı. Sükun üzerine mebnidir, ondan sonra teb'id içindir, ha üzerine ayrı durmuştu, ha damirdir. Ondan sonra ya sükun üzerine mebnidir ya da fetha üzerine mebnidir. Sükun üzerine desek şöyle oluyor, böyle oluyor. Hepsini geniş geniş anlatmıştı yani. Burada önce mesela, ondan sonra mesela o vel manevetü için. Mesela suratı mübtada suraten demişti ama hakikaten sıfatı mahzubi mübtada var hasıl oralarda daha geniş anlatmıştı. Fel lafziyetu minha orada bunu daha güzel anlatmıştım. O yüzden ta buraya kadar hepsini ona hamlettik. Buraya gelince niye hamletmiyoruz? Yani bir anlamı yok. O yüzden burada da bunu hepsini kaldırıyoruz. Daha münasip, daha kısa, daha faydalı olması için diyoruz tubzan terkiba vel maneviyetu minhaye misli terkiba fel lafzutu minhaye veyahut da artık sen nasıl istersen söyle misli terkiba vel kıyasiyetu minhaye çünkü hepsinin sonuçta terkibi aynıdır yani ya tamam. Sıra geldi adedaniye. Adedani ismeki müsennay nekireye müsennat tesniye yani bu adeden tesniyedir elif var o nekireye marife değildir. Lafzan merfu' adedani lafzan merfu'tur. O raf'a be elifi. Raf'a'sı elifledir. Raf'a alametinden bir tanesi elifti değil mi? Raf'a'sı elifledir. Ne ile değildir? Vav'la değil. Ondan sonra damme ile değildir. Bir de sübutununla değildir. O bu oku haberacı bu mübtedai. Bu adedani mübtedai için terkibinde haber oluyor. Mübtedamız neydi? El maneviyetuydu. Adedani. Oradaki nuna geldik. O nun ayvada cibar haraka ve tenvini de müfredida. Onun müfredde, nun ise tesniyelerde bulunan nun müfredlerdeki hareke ve tenvinden ayvettir. Tabi bazı durumlar var ki nun sadece harekeden ayvettir. Bazı durumlar var ki nun sadece tenvinden ayvettir. O bazı durumlar var ki hem hareke hem de tenvinden ayvettir. Ev mübteda ki el maneviyetuydi. Digel haberi hu ki adedaniydi. Hepsi beraber cümle ki ismiye. Bu mutlak haberle beraber bu cümle ismiyedir. Çünkü isimle başlıyor. O atfalliser cümle-i ismiye mütekaddim vaye. Önceki cümle-i ismiyeye atıftır. Önceki cümle-i ismiye vel kıyasiyyetu minha vel kıyasu minha seb'atu avamile. Önceki cümle buydu. Vel kıyasiyyetu minha seb'atu avamile. Ona atıftır. O la mahalle laha minel i'rabi.
Çünkü önceki cümle mahalle-i rab olmadığı için, bu da ona tabi olduğu için buna da mahalle-i rab yoktur. Şimdi buradan tubzandan itibaren bir konuya değinecek. Tefkik konusu. Yani bu terkip kitabında talebelerin böyle en çok zorlandığı bir konudur tefkik konusu. Ona değinecek. Halbuki rahat bir konudur. Önce tefkik ne olduğunu anlatayım. Tefkik şudur. İhtilaful merca'idir. Yani ihtilaful merca'i tabi beynel ma'tuf vel ma'tuf aleyh. Ma'tuf ve ma'tuf aleyh arasında merca'te ihtilaf olmasıdır. Şimdi vel ma'neviyetu minha nere atıftır? Bunun yaptığına göre bak. Bunun yaptığına göre tefkik var ha. Vel ma'neviyetu minha nere atıftır? Nere atfediyor daha doğrusu? Vel kıyasiyetu minha ura atfediyor. Şimdi ura atfediyor. O zaman el ma'neviyetu minha ne oldu? Bu ma'tuftur. Atfedilen. O bu vel kıyasiyetu minha ne olmuş oluyor? Bu da ma'tuf aleyh olmuş oluyor. Şimdi normalde ma'tuf ve ma'tuf aleyh her ikisinin damiri aynı ile dönmesi gerekiyor. Ama burada vel kıyasiyetu minha'nın damiri nereye dönüyor? O vel kıyasiyetu minha oha damiri lafzilere dönüyor. Kıyasiler lafzilerdendir. Vel ma'neviyetu minha bu vel ma'neviyetu minha o damir nereye dönüyor? O da mi'etüne dönüyor. Çünkü amili maneviler o 100 tanedendirler. Buradaki damir de o mi'etüne dönüyor. Maneviler o mi'etündendir. Kıyasiler de o lafzidendir. O yüzden her birindeki ma'tuf ve ma'tufalin her birindeki damirler farklı yerlere dönüyor. Yani her ikisinin hem ma'tuf hem de ma'tuf aleyh. Her ikisinin damiri aynı yere dönmüyor. Her birinin farklı yere dönüyor. Ma'tufun damiri mi'etüne dönüyor. Ma'tufu aleyhinin damiri ise lafziyetüne dönüyor. İşte bu tefkiktir ha. Tabi bunun yaptığı tarzda bu tefkik var. Tefkik demek neymiş? Tefkik ihtilaful merca'i. Damirin döndüğü yer. Ona merca diyoruz. Damirin döndüğü yer farklı olmasıdır. Ma'tuf ve ma'tuf aleyh arasında damirin döndüğü yerlerin farklı olmasıdır. Ma'tufun damirin döndüğü yeri o merca, ma'tufun merca'i vel ma'neviyetü minha var ya, onun merca'i mi'etündür. Ma'tuf aleyhünün merca'i ise, ma'tuf aleyh ki o vel kıyas minha, onun merca'i ise lafziyetündür. İba bir tanesinin mi'etündür, diğerinde merca'i ise lafziyetündür. İşte bak burada ihtilaful merca oldu. Yani o damirlerin döndüğü yerde ihtilaf oldu. Buna tefkik diyoruz. Anlaşıldı. Bu şekilde tefkik vardır. Fakat bu tefkik zarar var mıdır burada? Yoktur. Tefkik burada zarar yok. Çünkü karine var. Biz biliyoruz ki o maneviler o 100 tanedendirler. Bunun yaptığı şekilde tefkik var. Yoksa sen vel maneviyetü minhayı kalkıp da fel lafziyetü minhayı üzerine atfedersen hiçbir tefkik yok. Çünkü niye? Vel maneviyetü minhayı sen fel lafziyetü minhayı üzerine o uzağa atfettin. Maneviler de, lafziler de, her ikisi de mi'etündendir. Bunlar mi'etünün kısmı. Çünkü o 100 tane amil ikiye ayırıyor. Ya lafzidir ya da manevidir. O yüzden her ikisinin damı da mi'etünden başka bir yere dönmüyor. Böyle bir durum olsaydı tefkik söz konusu olmazdı. Veyahut da şimdi fessemaiyyetu minha bir de vel kıyasetu minha. Bunlardaki damir yani esah odur ki lafziyetine döndürüyoruz. Ama mi'etüne de döndürebiliriz. Sonuçta bunlar da o 100 seneden birer amildirler bunlar. O yüzden bu vel kıyasetu minha ile fessemaiyyetu minha bunlardaki o minhadaki o damiri biz mi'etüne döndürebiliriz. Eğer onları mi'etüne döndürürken öyle bir durumda vel maneviyetu minha vel kıyasetu minha'ya atfedersek orada da işte yine tefkik söz konusu değildir. Yani o mercalerde ihtilaf olmamış oluyor. Bak bu gibi durumda tefkik zaten hiç yok. Burada tefkikten bahsedecek. Bu tefkik sadece bunu anlattığı şekilde vardır. Vel maneviyetü minhayı vel kıyasetü minha üzerine atfedeceksin. Ondan sonra vel kıyasetü minhanın damirini de sadece lafzetine döndüreceksin. Bunun miyete döndü, onun lafzetine döndü. İşte burada tefkik oldu.
Buzan, damira fallavzudu minhayi vel manevutu minhayi, bu her ikisinin damiri racai bibal miyetini vaya, her ikisinin damiri miyetine dönüyor. Doğrudur. Darar naki tefkika damiri, damirde tefkik olması, hani o ihtilaf-ı merca olması zararı yoktur. Dissani de ikincisinde, yani o miyetinde. Şimdi birincisi vel kıyasudu minhadi, onun damiri lafzetine dönüyor. Bu ikincisine atfederken burada ihtilaf oluştu. Çünkü bunun miyetine dönüyor. Bu ikincisinde yani o miyetün vel manevetü minha, burada damirin tefkik olması yani fahlı ile dönmesi zarar yoktur. Çünkü sebep vücuda karine var. Karine nedir? Biz biliyoruz ki maneviler miyettendir. Diğerleri de kıyaslerden, lafızlardandır. Ama damire fessemayetü minhayi vel kıyasü minhayi, bunların damire gelince onlar ya raca bibal lafzetü nivaya ya lafzı dönüyor. O yanlış bal miyetine ve de miyetine dönüyor. Ama hangisi daha yakındır? Lafzetin daha yakındır. Miyetin daha uzaktır. O yüzden diyor lakin ebele çetere. Birincisi daha iyidir. Bu lafzete dönmesi daha iyidir. Çünkü niye? Sebep kaide ve küşür bir kaide var. İza dara damir, yani damir eğer dönüp dolaşsa benel karibi vel ba'idi, yani mercai karib ile mercai ba'id arasında damir gidip gelse fel karibu evla minel ba'idi, yani fe irca'u damiri evla فَيَرْجَعُ الدَّمِرِ إِلَى الْقَرِيبِ اَوْلَ مِنْ يَرْجَعِهِ إِلَى الْبَعِيدِ, yani ya baide döndürmektense karibe döndürmek daha iyidir. وَتَتَنَوَّعُ السَّمَعِيَةُ مِنْهَا سَلَاسَ عَشَرَ نَوْعًا. Burada kalsın. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.